önemli spor adamları buradaydı. Onun yanında tabii ki Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin gibi Türk futbolunun gerçekten hem oyuncu olarak çok büyük başarı sağlamış, teknik adam olarak da çok büyük şu ana kadar başarılı performans sergileyen iki tane hem kardeş olarak çok sevdim, hoca olarak çok beğendim. İki insanla beraberdim. Onlarla burada aynı şeyleri paylaşmak, Türk futbolunun, Türk sporunun geleceği için burada konuşmacı olarak katılabilmek. Yani ne kadar buradan bizim sözlerimizden bir şey çıkarsa, birilerine bir şey ulaştırabilirsek bu bizim için tabii ki çok büyük mutluluk. Tabii ki hep şeyin altını çiziyoruz. Yani spor çok önemli, spora ulaşabilmek çok önemli, doğru spora ulaşabilmek çok önemli. Yani sadece futbol olarak değil, sporun ülkemizde, Türkiye'de ve özellikle okullarda yerleşmesi çok önemli. Türk insanı ne kadar spora yönelirse bu başarı olarak bize geri dönecek. Yani burada tabii ki tesisleşme, eğitmen çok önemli. Yani eğitmen derin önemi çok önemli ama dediğim gibi yani eğer sporda başarılı olursak bu futbola da yansıyacak. Bütün branşlara yansıyacak. O yüzden yani hem biz elimizden geleni yapacağız her birey olarak hem de devlet bu anlamda yatırımlarını daha iyi her zaman artan bir şekilde devam edecek ve inşallah Türkiye daha iyi bir spor ülkesi haline gelecek. Hocam kamp dönemi sormak istiyorum. Evet. Son gününüz bir gün kaldı. Evet. Özel bir kamp dönemi geçirdik Galatasaray. Şu anki durumunu özetlerseniz neler söylersiniz? İyi geçti. Şu an tabii ki oyuncular geldikçe özellikle sakatlıktan çıkanlar başladı. Milli takımdan dönen oyuncular geldikçe tabii ki ortamımız daha da pozitif hale geliyor. Daha çok mutlu oluyoruz. Çünkü hazırlık maçı süreci çok istediğimiz anlamda yani tabii ki oynayan oyuncular için çok iyi bir gelişim oldu. Çok da iyi maçlar aldık çünkü yani burada sonuca bakmadan oyuna odaklanarak gücümüzü görerek oyuncuların performansını arttırmaya yönelik bir kamp organizasyonu yapmıştık. Burada faydalı oldu. Yani son Lazio maçına baktığımızda da yani çok iyi bir kadroya karşı oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık ama oyun olarak daha üstün olan bir Galatasaray vardı. Yani eksiklerimize bakmadan elimizdeki oyuncuların en iyi şekilde orada kullanmaya çalıştık. Birçok genç oyuncuyu kullandık. Yani bu da bizim için tabii ki Galatasaray Akademisi'nin yetiştirdiği oyuncuları orada o takımlara karşı oynatabilmek de çok değerliydi. Dediğim gibi oyuncularımız dönüyor, toparlanıyoruz. Antrenman tempomuz daha da arttı. Önümüzdeki hafta kupa maçıyla birlikte tekrar o eski bıraktığımız yerdeki Galatasaray'ın tekrar sahada olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hocam peki altyapıdan oyuncuların bu süreçte Antalya sürecinde şans bulması gerçekten büyük beğeni topladı. Daha çok Türkiye Kupası ve Süper Lig sürecinde de genç oyuncuları görecek miyiz? Ya şöyle yani tabii ki bu oyuncuların hepsi bizim için yani A takımdaki oyuncular neyse onlar da aynı. Yani yarışacaklar, çalışacaklar, formayı almaya çalışacaklar. Çok geniş bir kadromuz var. Bu geniş kadronun içerisinde ben hep onu söylüyorum. Yaklaşık yani genç oyuncularımızla birlikte 33-34 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. Hiçbir zaman bu genç oyuncularımızı dışarıda bırakmadık. Vakti geldiğinde de onlara da şans vermeyi düşünüyoruz. Yani zaten kupa maçında oynayan oyuncularımız oldu. Hazırlık maçlarında oynayan oyuncularımız oldu. İnşallah bunu lig maçlarına da taşırız. Ama geniş bir kadromuz var. Bu kadro içerisinde yani hepsi aynı şansa sahip aslında yani o yani yaşa bakmadan en iyi kimse o çıkıp formayı alacak. Hocam kaleci performansıyla ilgili camiada bir maç ilk maçında o lüster olmayacak. Yani şöyle hazırlık dönemi geçiriyoruz yani sadece kaleci üzerinden veya başka biri üzerinden değerlendirmek çok saçma yani bu bir hazırlık süreci. Yani bunu işte öyle oynadı böyle oynadı yani kötü oynayan stoper de oluyor, formsuz olan santrafor da oluyor. Çünkü yoğun bir tempo. Onun dışında yani oynamayan, yani hiç süre almayan oyuncular, kaleciler. Kalecinin adaptasyonları bazen daha geç oluyor. Kalede durmaları, kaleyi tanımaları, yani maç çok farklı bir şey. O yüzden yani kalecilerimizin performanslarından memnunuz. Okan'a da, Jankat'a da çok güveniyoruz. Yine iki tane onun yanında genç kalecimiz var. Hepsine çok Atakan, Enes var yani bizle birlikte olan. Kaleciyle ilgili bir sorunumuz yok. Ayrıca dediğim gibi yani ben hepsine çok güveniyorum. O anlamda bir sorun yaşamıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun.